Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Levent. Bugün merkeziyetsiz GitHub olma yolunda ilerleyen Gitopia projesinin nod kurulum işlemlerini gerçekleştireceğiz. Testnet'in ne zaman biteceği belli değil fakat proje mainnet'e geçecekleri zaman kendi coin'leri olan Norcoin'den bu videoda yapacağımız işlemleri yapan herkese airdrop olarak dağıtacağını belirtmişler. Gelin hemen işlemlerimize başlayalım. Öncelikle GitHub'ımızda belirttiğimiz bu sistem özelliklerine sahip bir sunucu kiralamamız gerekiyor. Bunu daha önceki videolarımızda nasıl ücretsiz bir şekilde yapabileceğimizi göstermiştik. Onun için bu adımları hızlıca geçeceğim. Ubuntu 20.04 seçtim. DigitalOcean'ın bize sunduğu en yüksek paketi seçtim. Burada daha yüksek SSD istediği için Add Volume kısmına tıklayıp ekstra 100 GB alıyoruz. Aylık 10 dolar bir ekstra ödeme ile. Daha sonra buradan bir şifre oluşturup sunucumuz için Create Droplet deyip sunucumuzun oluşturulmasını bekliyoruz. Evet, sunucumuz oluştu. Buradan copy yazısına basıp IP adresimizi kopyalıyoruz. Daha sonra put'e giriyoruz. Bu kısma IP adresimizi yapıştırıp open'a basıyoruz. Burayı onaylıyoruz. Root yazıp root yetkisiyle giriyoruz. Buraya da sunucuyu alırken girdiğimiz şifreyi giriyoruz. Ve sunucumuza girdik. Daha sonra tekrar kitabımıza gelelim. Burada işlem kolaylığı için öyle yapalım. Evet, ilk kodumuz olan sunucu güncelleme kodunu buradan kopyalayıp sağ tık yapıp yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ve sunucumuzun güncellenmesini bekliyoruz. Bu kısımlar seçtiğimiz sunucunun özelliklerine göre daha uzun ya da daha kısa sürebilir. Tek yapmamız gereken şey beklemek. Kolay bir şekilde buradan kopyalayıp buraya yapıştıracağız. Yapmamız gereken ekstra hiçbir şey yok. Evet, sunucu güncelleme işlemimiz tamamlandı. Daha sonra gerekli kütüphaneleri indirmek için buradaki kodu kopyalıyoruz. Buradan sağ tık yapıp yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Kütüphanelerin indirmesini bekleyeceğiz burada. Kütüphanelerde indirdik. Şimdi Go yazılımını indirmek için burayı kopyalıyorum. Ve yine sağ tıklayıp yapıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi Go yazılımının 1.18. sürüm olması gerekiyor. Burada çıktı gibi. Daha sonra not kurulum dosyasını indirelim. Enter'a basıyoruz. Bu da tamamdır. GitHub klonlama. En uzun kısım burası sürecek. Yaklaşık 5 dakika. Şimdi başlayıp Enter'a basalım. Burada videonun uzun olması için durduracağım. Evet, GitHub klonlamayı da tamamladık. Şimdi Moniker adımızı oluşturmamız gerekiyor. Burayı kopyalayıp yapıştırıyoruz. Burada eşittirin karşısını silip kendimize bir nickname seçmemiz gerekiyor. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben kripto kurdu yazıyorum. İsmimizi yazıp enter'a basıyoruz. Daha sonra yapılandırma dosyamızı kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Kolay bir şekilde yaptık. Gaz fiyatını ayarlayalım. Tekrar enter'a bastık. Seed eklemek için burayı kopyalayıp yapıştırıyorum. Enter. Tamamdır. Puring açalım. Daha az disk yeri kaplaması için puring açıyoruz. Bu da tamamdır. Genesis dosyalarımızı indirelim. Burada Enter'a basıyoruz. Tamamdır. Servisi başlatmak için burayı kopyalayıp yapıştıralım. Enter'a basıyoruz. Ve burada bir screen oluşturmamız gerekiyor. Node'u screen'e kuracağız. Burada Enter'a basıyoruz. Ve node'umuzu başlatma kodunu yapıştırıyoruz. Burada şu an uygun peer arayacak. Daha sonra bloklarımız akmaya başlayacak. Biraz beklememiz gerekiyor burada. Uygun bloğu bulduktan sonra blok hızlandırması, senkronizasyon hızlandırma uygulayacağız. 1.6 milyon blok var. Bunu normal bir şekilde beklememiz daha uzun sürecek. Buradaki kodların hızlı hızlı akması lazım. Bloğu bulduğu zaman. Evet, şu an ilk bloğu buldu. Blok height 1 şeklinde. Bu birinci bloktan başlayarak son blok olan. Buradan da görebilirsiniz. 1.647.000. bloğa kadar gelmesi gerekiyor. İşte biz bu işlemi hızlandıracağız. Biraz daha artsın sayı diye bekliyorum. Evet, şu anda hızlı hızlı akmaya aynen blokları buldu. Burada CTRL-C yapıyoruz. Çalışan nodumuzu durdurduk. Daha sonra burada senkronizasyon hızlandırma başlığının altındaki kodları teker teker kopyalayıp yapıştıracağız aynı şekilde. İkinci kodumuzu kopyalayıp yapıştıralım. Enter. Üçüncü kodumuz. Da tamamdır. En son bu uzun olanı kopyalayıp yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Tamamdır. Son kodumuz. Burada yine aynı şekilde uygun peer'in bulunup blokların artmasını bekleyeceğiz. Evet, şu anda buldu. Güncel bloğa doğru yaklaşıyor. Biz buradan CTRL-AD yaparak normal ana sayfamıza geçiyoruz. Önceki cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Cüzdan oluşturmak için burada kodu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Cüzdan adınız yazın yeri silip kendi cüzdanınıza bir isim verebilirsiniz. Adımız yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. Burada cüzdan için bizden bir şifre istiyor. 6 haneli. Şifreyi tekrar onaylıyoruz. Evet, burada çıkan cüzdan adresiniz ve 24 kelimeniz bizim için önemli. Bunları kopyalayıp putty'de CTRL Shift C yapıp kopyalayabilirsiniz. Boş bir metin belgesine yapıştırıyoruz. Çünkü daha sonra kullanacağız. Diğer işlemlerimize geçebiliriz.
Daha sonra falsete gitmemiz gerekiyor. Bunun için bir Kepler cüzdana ihtiyacımız olacak. Kepler cüzdanı nasıl kullanacağını bilmiyorsanız videomuzda bunun için videolar var. Kepler cüzdanı açtıktan sonra import exit account yazısına basıyoruz ve az önce kopyaladığımız kelimeleri buradan kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Cüzdanımıza bir isim veriyoruz. Şifre oluşturuyoruz cüzdanımız için. İleri diyoruz. Kepler cüzdanımızı oluşturduk. Kütüphane sitesine gidelim. Buradan Connect Wallet diyerek oluşturduğumuz Kepler cüzdanı bağlıyoruz. Onay veriyoruz. Buradan Get Lore yazısına basıp Faucet'ten token alacağız. Evet, gördüğünüz gibi 10 tane TLOR token bize gönderdi. Şimdi diğer işlemlerimize, kitabımıza geri dönelim. Öncelikle buradaki senkronizasyon kontrol koduyla false olup olmadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Bu da false çıktısını beklememiz gerekiyor. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek. Bunun için videoyu durduralım. False olunca tekrar geri geleceğim. Evet, false çıktısını aldık gördüğünüz gibi. Yaklaşık 3 dakika sürdü bunun gelmesi. Test tokenlerimizi de aldığımıza göre validator oluşturma işlemlerine başlayabiliriz. Buradaki kodu kopyalayıp boş bir metin belgesine yapıştıralım. Üstüne düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Cüzdan adı yazan yere cüzdanımıza verdiğimiz ismi yazıyoruz. Buraya bir moniker adı belirliyoruz. Daha sonra bunu kopyalayıp aynı şekilde putiye yapıştırıyoruz. Sağ tıklayıp yapıştırdık. Enter'a basıyoruz. Cüzdanımızın şifresini giriyoruz. Tamamdır. İşlemi onaylayıp onaylamadığımı soruyor. Yes'e basıp Enter diyoruz. Bu sefer bir hash verdi bize. Bunu kopyalayıp buradan kontrol edebiliriz işlemimizin başarılı olup olmadığını. Biz fail almışız. Evet, daha önce çünkü validator oluşturduğum için ben fail aldım. Siz de burada success yazması gerekiyor. Şimdi delege işlemimizi yapalım. Bunu kopyalayıp yine boş bir yere yapıştırıyoruz. Burada gördüğünüz cüzdan adınız yazan yere cüzdanınızın adını yazıyorsunuz yine. Daha sonra buraya hangi validatöre delege etmek istiyorsanız onun adresini yazmalısınız. Mesela kripto kurduğun adresini yapıştıracağım ben. Bunun için validatör adresimize ihtiyacımız var. Buradan gelelim. Kripto kurdu isimli validatöre giriyorum. Burada gördüğünüz Kitopia Developer ile başlayan adres bizim developer adresimiz. Bunu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Tamamdır. Burayı kopyalayıp aynı şekilde putiye yapıştırıyoruz yine. Enter'a basıyoruz. Yine cüzdanımızın şifresini giriyoruz. İşlem onaylayıp onaylamadığını sordu. Yes dedik. Tamamdır. Buna da bakalım. Ctrl Shift C yapıp onaylayıp onaylanmadığını. Siz de elinizdeki tokenleri bize stake edebilirsiniz. Evet, miktardan dolayı hata verdi. İnanın miktarı düşürüp buradaki bir sıfır silelim. Elinizdeki tokenleri siz de kripto kuruna stake edebilirsiniz. Yine işlemi onaylıyoruz. Tekrar bakalım. Tamamdır. Bu sefer successful işlem tamamlandı. Evet arkadaşlar, yapacağımız tüm işlemler bu kadardı. Gördüğünüz gibi sadece kopyalayıp yapıştırdık. Bazı küçük detayları değiştirdik. Bunlar hakkında eğer herhangi bir sorunuz olursa Telegram not grubumuza gelmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.